Evet, bugün Dubai'deyiz, Old Dubai'deyiz. Aslında beni büyüleyen bir atmosfer ve büyüleyen bir havası var. Yani 2023'e girdiğimiz ilk günlerde şunu hissediyorum ben. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, uzaktan göründüğü gibi değil. Düşündüğünüzde gelip görmek, yani anlatmak çok güzel, dışarıdan anlatmak, hiç görmediğiniz bir yerden bahsetmek. Ama bu desiyoruz ya, yeah, yükete. Kızın kahvesinin olduğu yere çökmüşüz. Gelmek de istiyor böyle yandan yandan. Girsem mi girsem mi? Şimdi yani şöyle aslında mesela dışarıdan baktığınız zaman burası böyle ya çok büyük zenginliklerin olduğu, çok farklı, çok devasa gökdelenlerin olduğu, işte Arapların elleriyle yemek yediği falan bir ülke aslında baktığınız zaman. Araştırma yapmadığınız zaman. Ama geldiğinizde gördüğünüzde fark ettiğiniz şey şu. Biz zaten öğrencilere hep diyorduk. Dubai'nin nüfusunun işte %90'ı yabancılardan oluşuyor. Hayır. Gelince gözlerimle gördüm. Şunu söyleyebilirim. Dubai nüfusunun %100'ü yabancılardan oluşuyor. Burada Araplar bile Arapça konuşmuyor. Ben sanıyordum ki işte bizdeki şey gibi. Hani doğuya gittiğiniz zaman insanlar Kürtçe biliyorlar ve kendi aralarında Kürtçe konuşsalar bile dışarıda Türkçe konuşuyorlar. Siz Türkçe bilerek gidersiniz, hani konuşursunuz. Aynı ona benzetiyordum. Hayır, böyle değil. Burada gerçekten kendi aralarında bile konuşmuyorlar. Çünkü dili tamamen yok etmişler. Arapça tamamen yok. Her yerde, bütün restoranlarda garsonlarla iletişim diliniz İngilizce. Ama bu İngilizce çok böyle upper intermediate'lar, advanced'lar düzeyinde olmak zorunda da değil. Burada aldığınız İngilizce. Geçen gün şey bir bahçe var. Büyük bir gardenları var Dubai'lerin, böyle devasa. Her şeyin devasa olduğu bir yerden bahsediyoruz. Orada gezerken adam şey dedi. Open in five. Böyle baktım. Aa dedim, tamam, Beşiktaş açacakmış. Herkes birbirine diyor ki open five, open five, open five. Ya open five diye bir şey var mı? Onu konuşuyoruz aramızda. Mesela bizde olsa biz şöyle deriz. İşte the garden will be open soon around 5 p.m. falan. Böyle yok işte it's going to be opening falan. Böyle yırtarsın yani. Hani nereden ne? Adam diyor ki open five. Tamam, herkes anladı mı? Olay bitti yani, bu kadar. Ya birazcık böyle aslında, hani gördüğünüz zaman şunu anlıyorsunuz. Bizim öğrenciler mesela bazen diyor ki bir ayda İngilizce hakikaten öğrenilir mi? Bir ayda işte yetecek mi? Ben İngilizce öğrenmek istiyorum ama bir ay yeterli bir süre mi? Gelip gördüğünüzde anlıyorsunuz ki zaten zorlanmadan İngilizce öğrenilmiyor ve buraya geldiğinizde aklınızda olmayan, yani aslında siz zamanda öğrenmişsiniz ya, yıllardır İngilizce öğreniyoruz, lisede de hiç mi bir şey anlamadınız? Hani kelimeleri ezberlemişsiniz, beyninizin bir tarafında kalmış. Buraya geldiğiniz zaman ortaya çıkıyor bir anda. Ve hepsini bir anda şunu söylüyorsun. İşte o yani burada present perfect tense'ler, past continuous'lar falan uçuşmuyor, doğru, ama siz hayatta kalabilecek kadar İngilizce konuştuğunuzu, kendinizi idare ettiğinizi ve hatta buradaki dil eğitim programlarına gelerek çalışabildiğinizi de görüyorsunuz. Yani hiç İngilizcesi olmayan öğrencilerin burada öyle işlerde çalışıyorlar ki şok olursunuz. Ama tabii ki hani belli bir yeterliliğiniz olması lazım, girişken olmanız lazım. Ben şuna benzetiyorum. Birazcık şuradaki adamlar mesela, adam tekne sürüyor yani. Hani İngilizcesi var mıdır? Yoktur belki de. O open five der, geçer gider. Siz de böyle dinliyorsunuz. Bazen Starbucks'a giriyorum. Tayland'da Tayvanlı kızlar çalışıyorlar. Böyle diyorum ki yani Wi-Fi çalışmıyor, ne yapacağız falan. Ya Starbucks'tasın sonuçta, Wi-Fi'de çalışsın değil mi? Yani Avrupa şeyde, Dubai'de her yerde Wi-Fi var, Wi-Fi var. İşte telefon hatta almanıza gerek yok diyorum. Burada Wi-Fi çalışmıyor. Starbucks bir de. Sonra bir kız diyor ki, "Aa? Aa? Aa. Starbucks Wi-Fi. What's Wi-Fi?" Bir de böyle lop lop konuşuyor ya Asyalılar. "Aa. Wi-Fi." Ya diyorum, anlamadıysan tamam yani, Wi-Fi is not working yani, bu kadar, bunu da anla. Aa, ya. Wi-Fi not me. Me coffee, coffee tea, coffee tea. Bu yani adam iletişimde kalıyor, hop anlıyor yani. Çay latte yokmuş burada, ona şaşırdım. Ben çay latte bekliyordum. O da benim bir hayal kırıklığım oldu. Bu da dipnotum olsun. Dubai bunu duy, çay latte neden olmaz bir ülkede diyorum. Tamam, neyse, şakası bir yana. Burada yeme içme her şey çok güzel. Sadece şunu hissettim ve o yüzden bu videoyu açmak istedim. Hiçbir şey gerçekten göründüğü gibi değil. Biz gelmeden önce neler neler düşünüyorduk, neler hayal ediyorduk ve neyle karşılaştık?
harika bir atmosfer. İnsanlar inanılmaz cana yakın. Bir de burada biraz daha göçmen nüfusunda Hintlerin fazla olması bence şu etkiyi yaratmış. Buraya geldiğiniz zaman onlar biraz daha böyle mütevazi, hafif de böyle pısırık milletler. O yüzden böyle ya böyle mülayim takılıyorlar. İşte zenciler Londra'da böyle hey nigga valla parçalayacaklar. Yani sokakta bir gidiyorlar hop onu kesiyor bunu biçiyor bilmem ne tam bir gangastar yani oradan onu kesiyor buradan bunu bir holikan organ takılıyorlar biraz korkutucular. Buradaki göçmenlerin özellikle biraz pısırıklar. Öyle olunca bizim Türkler valla beyler bey gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Yani gerçekten Türkler burada ya hem pasaport olarak daha değerliyiz hem de burada biraz daha üstünlük elde etmişler. Daha farklı bir milletiz. Zaten çalışkanız, tutuluyoruz. Buraya gelin, görün. Farkı hissedeceksiniz.